Abdülkadir Selvi, Yaşar Güler ve Hakan Fidan'dan kritik uyarılar. Şehitlerimiz nedeniyle mecliste düzenlenen özel oturumu izledim. Ondan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını takip ettim. Meclis Genel Kurulu'nda gözlemlerde bulundum. Bunların hepsini paylaşacağım. Önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mesajlarına değinmek istiyorum. Mecliste bir ara kapalı oturum yapılacağı söylentisi dolaşmaya başladı. PKK'nın siyasi kolu olan Dem Partisi varken Kapalı oturum yapmanın anlamı var mı? Allah'tan gerek duymadı. Böylece bakanların açıklamalarını dinleme fırsatımız oldu. Numan Kurtulmuş'un 3 tespiti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, oturuma açarken terörle mücadele konusunda stratejik öneme sahip bir konuşma yaptı. Terörün 3 amacını şöyle sıraladı. 1. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak. 2. Ülkeleri bölüp parçalamak. 3. Bölgede yaşayan halkları birbirine karşı düşmanlaştırmak. Irak'ta ve Suriye'de bunu yaşamadık mı? Başarabilseler aynı oyunu Türkiye'de sahneye koymayacaklar mıydı? Kimse çıkıp Numan Kurtulmuş doğru söylemiyor diyebilir mi? Meclis Başkanı tam kitabın ortasından konuştu. Askerin Irak'ta, Suriye'de ne işi var? İlk konuşmayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptı. Yaşar Güler şehitler verdiğimiz son saldırıyla ilgili tüm sorulara yanıt veren bir konuşma yaptı. İlk olarak ordumuzun Suriye'de, Irak'ta ne işi var sorusuna değindi. Ordumuzun bölgede ne işi var diye soruluyor. Ayrıca Suriye ve Irak'ta bedel ödediğimiz veya üst bölgelerinde gerekli tedbirlerin alınmadığı gibi stratejik öngörüden yoksun, teknik ve taktikten uzak, bilinçsiz ve art niyetli söylemlere de şahit oluyoruz. Şüphesiz ki bu söylemlerde bulunanlar yakın geçmişte yaşananları Irak ve Suriye'den kaynaklı ödediğimiz bedelleri de unutmuşa benziyorlar dedi. Güvenli hat. Ömrü Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hizmetle geçen Yaşar Paşa, geçmişte sınırlarımız içinde maruz kaldığımız terör saldırılarının bir dökümünü verdi. Sonra sözü bugüne getirdi. Terörü kaynağında yok etme stratejisi doğrultusunda örgütün sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldiğini, Suriye ve Irak'ta ise oluşturulan güvenli hatlarla terörü sınırlarımızın ötesinde engellediğimizi anlattı. Suriye'de bedel ödedik. Yaşar Güler önce Suriye'de bedel ödediğimizi ifade ediyorlar. Evet, Türkiye Suriye konusunda bedel ödemiştir. Ancak Suriye'ye girip gerekli tedbirleri almadan önce ödemiştir dedi. Milletvekilleri pür dikkat dinliyordu kritik uyarı. Ardından biz eğer Suriye ve Irak'ta olmazsak terör nerede olur sorusunun cevabını verdi. Şu an eğer orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları daha önce olduğu gibi devam edecekti. Ve kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. Bugün artık yurt içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Üst bölgelerimize, kale kollarımıza tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor dedi. Üst bölgelerimizin durumu. Yaşar Güler, Irak'taki üst bölgelerimizle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Askerlerimizin geçici üst bölgelerinde derme çatma çadırlarda değil, her türlü ihtiyacı karşılanmış olan konteynerlarda kaldığını anlattı. Kaç doktor, kaç sağlık görevlisi görev yapıyor? Üst bölgelerimiz için Irak'ın içlerinde ne kadar yol açıldı, ne kadar köprü yapıldı? Helikopterlerimiz üst bölgelerinin ihtiyacı için kaç sortu yaptı, tek tek anlattı. İktidarı ve muhalefetiyle milletvekilleri de itirazsız dinledi. Terör koridoru, Yaşar Paşa en çok alkışı kim destek verirse versin, hangi bahaneyle ve ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz sözleriyle aldı. Kırmızı çizgimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan güvenlik toplantısından sonra yayınlanan bildiride de teröristen kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz denilmişti. Milli Savunma Bakanı'ndan sonra kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da aynı uyarıyı yaptı teröristten kurulmasına izin vermeyeceğiz vurgusu kırmızı çizgimiz oldu. Fidan konuşmasında terörle mücadelenin diplomasi boyutuna ağırlık verdi. Terörle mücadele diplomasisi gidiyoruz dedi. Hakan Fidan, MİT'e istihbarat diplomasisini kazandırmıştı. Dış işlerine de terörle mücadele diplomasisini kazandırmış oldu. Hakan Fidan'dan uyarı. Hakan Fidan'ın konuşmasında Irak'ta PKK'ya alan açan KYB yönetimine bir uyarı vardı. Fidan, Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz dedi. Bafıl Talabani bu uyarılar üst üste geliyor. Bence dikkate al. CHP farklı bir yola girdi. AK Parti'nin şahsiyetli dış politikaya yönelmesi üzerine batıcı ekipler eksen kayması tartışmasını başlatmıştı. Benim CHP ile ilgili tespitimin onunla ilgisi yok. CHP, milli meselelerde iktidar muhalefet demez Türkiye'nin çıkarlarına göre hareket ederdi. Türkiye'nin kurucu partisi misyonu unutmazdı. Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye tezgelerine karşı çıkan tutumu, Libya tezgelesine hayır oyu verilmesi, bizim Afrin'de ne işimiz var yaklaşımı ile bir yola girildi. Özgür Özel hızlandı. Özgür Özel ise buna tüy dikti. Kılıçdaroğlu zamanında dahi mecliste teröre karşı yayınlanan ortak bildiriye karşı çıkılmamıştı. CHP, 12 şehit verdiğimiz bir zamanda meclisin teröre karşı yayınladığı ortak bildiriye katılmadı sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin ve şehit analarının yanında durduğunu göstermek için terörü karşı bir bildiri yayınladı. Özgür Özel, grup toplantısında meclisin bildirisine katılmayacaklarını açıkladı. Yetinmedi bir de İyi Parti'ye çağrı yaptı. İyi Parti'nin yanıtı İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu da kimse bize yön tayin edemez, istikamet veremez diyerek gereken yanıtı verdi. CHP sonunda doğruyu buldu. Özgür Özel'in açıklamasına rağmen CHP son anda ayrı bir bildiri yayınlamaktan vazgeçti. Teröre karşı meclisin ortak bildirisine destek verdi. Böylece doğru olanı yaptı. CHP'nin son dakikada yaptığı değişiklik yerinde oldu. Ama bu aynı zamanda ilk bildiriye katılmamalarının yanlış olduğunu ortaya koydu.